Yani son derece üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Yani sonuçta bu cinayet 8 yaşındaki kızımızın şahsında hepimize karşı işlenmiş bir cinayet aynı zamanda. Bu topluma karşı işlenmiş bir suç. Yani sonuçta cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda otopsi yapılıyor. Otopsiyle ölüm nedeni ve ölüm zamanına ilişkinde bilgilere ulaşacağız. Savcılığın gizli kararı var. Bir şüpheli var işte, amcası ve köyün muhtarı. Şu anda tutuklu. DNA işleşmesi sonucu tutuklanmıştı. Ama mutlaka başka şüpheliler de vardır. Cesedin bulunma şekli, özellikle yani doğal bir örtü içerisinde bir görünüm verilerek saklanmış olması çok da profesyonelce bir saklama işleminin yapıldığını gösteriyor aynı zamanda. Ben Diyarbakır Barosu'nun önceki başkanı olarak, şimdi de Diyarbakır milletvekili olarak, bir hukukçu olarak son derece üzgünüm. Bir kez daha ifade ediyorum. Yani etkin bir biçimde soruşturulması, suçluların aşağı çıkması ve en ağır biçimde cezalandırmaları amacıyla sonuçta takipçisi olacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Daha önce yaşadığımız maalesef benzer olaylarda bir cezasızlık politikası da yürütüldüğünü gördük benzer olaylarda geçmişte. Buradan Türk yargı sistemine bir şey söylemek ister misin? Yani sonuçta bütün toplumun bir vicdan ortaklığıyla takip ettiği bir cinayet bu aynı zamanda. Bir kayıp olayı. Sadece Diyarbakır'ın değil ama tüm toplumumuz, tüm Türkiye, vicdan sahibi herkes ortaklaştı bu kayıp vakasıyla ilgili olarak. Dolayısıyla bizler, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Sivil Toplum Kurumları ve Türkiye'de insan haklarından yana olan herkes bu caniliğe karşı ortak bir tutum aldı zaten. Bu tutumu biz yargılama sırasında da alacağız. Dolayısıyla faillerin cezası kalmaması için ve en ağır bir biçimde cezalandırmaları için üzerimize düşen ne varsa yapacağız.